Suyun üstü bismillah, altı şükür hamdülillah'tır. Yörük yurtlarında özellikle bol bol çeşmeye rastlarsınız. Sarnıca rastlarsınız. Köprüye rastlarsınız. Bunun bir sebebi, insanoğlu öldükten sonra amal defteri kapanmaz. Dünyada yaptığı hayırlar, hasanatların sevapları yazılmaya devam eder. Burada bir çeşme. Su akıyor. Alafından mal maşakat, böcek örtü, arısı kuşu. Bakın arılar, binlerce arı şu anda sudan nasipleniyor. Bu suyu yaradan Allah, arıyı yaradan da Allah. Geçi konuyu yaradan da Allah. Böceği, börtü, yılanı, çayanı yaradan da Allah. Allah'ın yarattığına, Allah'ın yarattığını bakmak, beslemek gerekiyor. Yine çeşme önlerinde, yol kenarında, dağlarda ağaçlar dikilir. Hemen altımızda bir dudağacı dikilmiş. Bir hayırsever dikmiş bunu. Bu hayırsever dudağacının dibinde gölgelerinin, ağacın başında yuva yapanın, mevsimi geldiğinde dut yiyenin duasını, sevabını alıyor. Siz olun. Hayır sanatı elde bırakmayın. Zaten dünya günahla dolu. Öyle çok kolay değil cennete gitmek bu düzende, bu dünya düzeninde. O zaman hayır sanatı çok yaparak açığımızı kapatmaya çalışalım. Bir de dağda, ovada, su çıkan yerde çeşme yapmaya çalışın. Çeşme önlerinde, dere kenarında, yol kenarında, dağlarda ağaç dikin. Mutlaka o ağacın bir meyvesi olur. O ağacın gölgesinde duran olur. O ağacın dalına üye yapan kuş olur.